Pazartesi tuttur, cumartesi tuttur. Saat 1'de, 3'de, 5'te, gece yarısı tuttur. Kankalarla tuttur, kayınçoyla tuttur. Merve'den telefon beklerken tuttur. Her zaman, her yerde, anında tuttur. Hastalıklı Futbol'dan hepinize merhabalar. 11. haftayı geride bıraktık ve topun olmadığı yerde yine dop dolu bir programımız var. İdeal oyun ve kadro arayışındaki Abdullah Avcı'nın Sivasspor'a vurduğu kilit, George Jesus'un ön alan presinde bir eşini hiç görmediğim böyle bir şey olabilir mi ya dediğim çılgın denemeleri, 2 puan daha kaybeden Galatasaray'ın ilk ve son 30 dakikası arasındaki dramatik farklar ve kredisi tükenmeye başlayan Valerian İsmail'in nasip değilmiş adlı hikayesi. Hepsi ve çok daha fazlası bu bölümde. İlgilenenler için sponsorumuz Tuttur'un kampanyası hala devam ediyor. Detaylı bilgiye sabitli yorumdan ulaşabilirsiniz. Buralarda yeniyseniz abone olmayı düşünebilir, eskiyseniz zaten beğen butonuna çoktan basmışsınızdır. Öyleyse arkanıza yaslanın çünkü topun olmadığı yer başlıyor. Beşiktaş maçına oranla kadroda tek değişikliğe yer veren Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür yerine Umut Bozoğ'u 11 başlattı. Bu anlamda sezon başından beri her hafta 3-4 oyuncuyu değiştirerek ideal kadroyu arayan hocanın artık aradığını bulmaya daha yakın olduğunu ve belli bir kadro istikrarı yakaladığını söylemek mümkün. Rakip Sivasspor'sa tam bir istikrar abidesi. Rıza Çalınbay yönetiminde 4. sezonunu geçiren Yiğidolar'ın gözü kapalı tarif edebileceğiniz belirgin bir oyun tarzı var. Sivasspor ligimizin topla en az oynayan 5 ekibinden biri. Derinde bekleyip direkt paslarla hücum etmeyi hedefleyen bir takım. Trabzonspor adına Ümraniye ve Kasımpaşa maçlarında yaşananları hatırlayacak olursak Fırtına'nın bu sezon bu tarz rakiplere karşı zorlandığı aşikar. Bordo Mavililerin bu maça kadar ligde attıkları 15 golün 4'ü duran top, 3'ü penaltı, 3'ü ceza sahası dışından gelmişti. Geriye kalan 5 ceza sahası içi golününse Antalya ve Antep olmak üzere ikisi geçiş, Kayserispor maçında Karol, Beşiktaş maçında Masuaku olmak üzere ikisi rakipten kazanılan top. Diğeri ise Ümraniyespor karşısında Tasos'un uzaktan vurup Trezeguet'in tamamladığı goldü. Buradan yola çıkışla set oyununda üretmekte sıkıntı çeken, özellikle 0-0'ı oynamakta problem yaşayan bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Avcı'nın öğrencileri ama bir uzaktan şut, ama bir duran top bir şekilde öne geçmeyi başarırlarsa 1-0'ı oynamayı çok iyi bilen bir takım. Zaten Beşiktaş maçı haricinde bu sezon öne geçtiği hiçbir müsabakada puan kaybı yaşanmadı. Tüm bu bilgiler ışığında Sivasspor karşısında 1-0'ın erken bulunması gerçekten çok önemli. Ve evet, gol yine Marek Hamşik'in ceza sahası dışından attığı bir şutla geldi. Ki bu şut aynı zamanda Trabzonspor'un ilk yarı boyunca çektiği tek isabetli şuttu. Ev sahibi soyunma odasına önde girmiş olsa da Abdullah Avcı ilk 45 dakikadan pek de memnun kalmamıştır. Çünkü skor haricinde her şey aslında Sivasspor'un istediği gibi gitti. İlk yarıda %67'ye %33 topa sahip olan taraf Trabzonspor'ken şutlarda 9'a 6 Sivasspor üstünlüğü vardı. Gol beklentisi verisinde de 0.31'e karşılık 0.75 ile yine konuk ekip üstündü. Fırtına yalnızca topu kontrol etti. Kendi oyununu kabul ettiren, inisiyatifi elinde bulunduran Rıza Hoca'nın talebeleriydi. Peki Sivasspor'un ilk yarıda çektiği 9 şuttan bazılarını inceleyelim. Artık biliyorsunuz ki biz pozisyonların nasıl neticelendiğinden ziyade nasıl başladığına odaklanıyoruz. Maçın 7. dakikası Trabzonspor rakip yarı sahaya geçmeye hazırlanıyor ve beyazlı oyuncular da kompakt bir şekilde kendi yarı sahasına çekilecek. Hamşik'in kafasında büyük ihtimalle Trezeguet ile al-ver yapıp oyunu demlemek gibi bir fikir var, fakat Mısırlı çevre kontrolü yapmayıp üstüne bir de ağır hareket edince arkasından gelen Uğur Çiftçi topu aldı ve yaklaşık 35-40 metre sürdükten sonra ceza sahası üstünden şut imkanı buldu, dışarı attı. Dakika 16, Larsen taç atışıyla oyunu başlattı ve Hamşik her zaman denediği o ters toplardan biriyle Maxi'yi savunma arkasına koşturmak istedi. Ancak bu pası sezinleyen Gutas araya girip topu Kamerunlu'ya kazandırdı. Kamerunlu'nun bazuka misali şutunda top üst direkte patladı. Ev sahibi rakip yarı sahaya yerleşmiş durumdayken Larsen çok basit bir pası veremeyip topu Hakan Arslan'a kaptırıyor. Hakan hiç bekletmeden Saba'ya aktarıyor ve İsrailli oyuncu yaklaşık 70 metre sürükleyip şut imkanı buluyor, savunma bloke ediyor. 30. dakikadayız ve Bartra'nın başı belada. 3 beyaz formalı bu kez kontra presle topu rakip yarı sahada kazandı. Pozisyonun devamında Yatabare'nin sağ çaprazdan attığı etkili şutu Uğurcan parmaklarının ucuyla çeldi. Gördüğünüz üzere Sivasspor'un bir şeyler üretebilmesi için topu onlara kaptırmanız gerekiyor ve başta da söylediğimiz gibi Rıza Hoca'nın takımı aşağı yukarı 3,5 yıldır bunu oynuyor.
Avcı'nın bunu test etmek için bir 45 dakikaya daha gerçekten ihtiyacı var mıydı bilemiyorum. Ama hocaya hakkını vermemiz gereken bir yer varsa yanlışlarında asla ısrarcı olmaması. A planının kusurlu olduğunu gördü ve inat etmeyerek plan B'yi devreye soktu. İkinci yarının ilk 20 dakikalık bölümünde topla oynama oranları %55'e %45 olmak üzere dengeye gelirken, ilk yarıda özellikle Hamşik'ten örneklerini sıkça gördüğümüz riskli paslar tamamen terk edildi ve bu sayede Trabzonspor'un devre sonunda %84 olan pas yüzdesi bu 20 dakikalık bölümde %91'e kadar çıktı. Hal böyle olunca emniyeti yüksek ama seyir zevki düşük bir oyun ortaya çıktı. Son bölümde ise topu tamamen rakibine bırakıp Sivasspor'u topla üretmeye mecbur kılan bir anlayışa büründü Karadeniz ekibi. Ekranda 66 ve 90. dakikalar arası Sivasspor'un topla buluştuğu noktaları görüyorsunuz. Trabzonspor rakibinin buraya kadar topla oynamasına müsaade etti. Buraya geldiğinde ise topu onlardan geri aldı. Uzatmalarla birlikte maçın son yarım saatlik bölümünde %61'e %39 topa sahip olan Sivasspor, Trabzonspor'un kalesine tek bir şut bile atamadı. Abdullah Avcı deyim yerinde ise maça resmen kilit vurdu. Evet, belki bu sayede biz izleyenler için ikinci 45 çok eğlenceli geçmedi. Ancak hocayı birazcık tanıyorsam ilk devrenin aksine ikinci devreden çok daha memnun olduğuna adım kadar eminim. Nitekim yeni kimlik arayışındaki Trabzonspor tek golle bir 3 puan daha kazanarak Avcı'nın sıkça altını çizdiği ideal oyuna değilse bile ideal 11'ine bir adım daha yaklaştı. Kaybetmek yok. Tuttur'da kaybeden ilk kupon 50 TL'ye kadar hediye. Her zaman her yerde onunla Tuttur. Geçen haftaki bölümde özetle şundan bahsetmiştim. Jorge Jesus tıpkı bir rehber gibi kendi oyuncuları için işleri kolaylaştırırken rakip takım için işleri olabilecek en zor hale getirip sürekli onları oyun alışkanlıklarının dışına itmenin yollarını arıyor. Fakat cumartesi akşamı Başakşehir karşısında ortaya koyduğu formül benim bugüne dek en azından başlangıç stratejisi olarak bir eşini hiç görmediğim, delilik noktasında bir dahiliği içinde barındıran cinstendi. Ne olduğunu birazdan detaylıca anlatacağım ama şu rakibi konfor alanının dışına itmek konusunu biraz daha genişletelim. İnsanoğlu yaratılış itibariyle rutinler arayan bir canlı. Bu rutinlerin çok özel şeyler olmasına gerek yok. İşe giderken, okuldan dönerken dikkat edin, hep aynı yolu kullanır, hep aynı yerden karşıdan karşıya geçeriz. Adeta ayaklarınız sizi kendiliğinden götürür. İşte bunlar hep alışkanlıktır. Çünkü insan beyni alışık olmadığı her durumu bir tehdit, bir endişe unsuru olarak algılar. Başakşehir Emre Belözoğlu yönetiminde geçen sezondan beri güçlü alışkanlıkları, dolayısıyla oyun ezberi olan bir takım. Üstelik bunu iyi de yapıyorlar. Ligin en çok topa sahip olan 3. en çok ve en isabetli pas yapan 2. ekibi olmalarının yanı sıra bu maça kadar sadece 3 gol yemişlerdi. Ki bu 3 golün 2 tanesi penaltıdan, diğeri ise geride olup risk aldıkları Sivasspor maçının son dakikalarında kontradan. Böyle bir takımı alt etmenin en akılcı, en efektif yolu onları alışkın olduğu ortamın dışına çıkarmak. Misal Çita, Afrika'nın sıcak düzlüklerinde muhteşem bir canlı. Peki ya onu Sibirya'ya götürsek aynı derecede muhteşem kalabilir mi? Balıklar denizde çok hızlılar. Peki ya karada? Emre Belözoğlu'nun öğrencileri düşük tempo, kısa pas oynarken harika bir takım. Peki ya uzun pas, yüksek tempo? Sanırım mevzu etraflıca kavranmıştır. Futbol bir antitez oyunuysa cumartesi akşamı George Jesus'un çantasında bir panzehir vardı. Biglia'nın topla ilişkisini kes, Başakşehir'i uzun topa mecbur bırak. Peki Fenerbahçe bu teoriyi pratikte nasıl uyguladı? Önceki bölümlerde duran top içeriğimizi referans gösterdiğim birçok vakit oldu. Yine o vakitlerden birindeyiz. Bir takımı uzun topa mecbur bırakmanın duran topla ne ilgisi var diyebilirsiniz. Demeyin. Çünkü o içerikte diyor ki oyunun durduğu her an duran toptur. Buna out atışları da dahil. Nasıl ki bir kornerin hücum eden için, gol şansı savunan için topu uzaklaştırma gibi iki boyutu varsa, bir kale vuruşunun da kullanan için build up yapmak, karşılayan içinse önde basma şansı olmak üzere iki boyutu var. Çünkü akan oyunda her şey spontane gelişirken kale vuruşu gibi sahaya yeniden dizilme vaktimizin olduğu her an önceden kurgulanabilir, üzerine çalışılabilir. Dolayısıyla Başakşehir'i uzun topa mecbur bırakmanın en uygulanabilir olduğu fazlar oyunun kaleciden başladığı fazlar. Ekseriyetle out atışlarıydı. Ekranda gördüğünüz noktalar Volkan Babacan'ın maç boyu attığı uzun paslar ve yönleri. Ki Volkan maç başına ortalama 15 uzun top tercih eden bir file bekçisi. Fakat Fenerbahçe karşısında tam 23 kere uzun çıkmış. Yani takımın alışık olduğundan neredeyse %60 daha fazla.
Üstelik bu 23 uzun pasın sadece 7 tanesi isabetli olurken 16'sında top Fenerbahçe'ye geçmiş. Dolayısıyla bu panzehirin tam da Portekizli'nin istediği gibi sonuç verdiğini söylemek mümkün. Fakat beni hayretler içerisinde bıraktığı nokta bunu yapış şekli. Şimdi normal şartlarda 3-5-2 oynayan Fenerbahçe'nin pres şemasını 4-3-3 oynayan Başakşehir'in kullandığı bir kale vuruşunda nasıl kurgularsınız? Diyelim ki top Babacan'da, 2 santraforunuzu ceza sahası içine giren 2 Başakşehir stoperine çıkardınız. Rakip sağ beki Lincoln, sol beki Ferdi aldı. Berkay, İrfan Can da, İsmail Deniz'e gitti. Antiten Crespo, turuncuların en iyi oyun kurucusu Biglia'nın başında. Değil mi? Bu gayet olası bir şema. Fakat bu olası eşleşmedeki en büyük problem Serdar Aziz ile Serdar Gürler'in diğer kanatta Atilla ile Traore'nin baş başa kalmasıydı. Üstelik yedek olan Münir ve Kenny de dahil olmak üzere Başakşehir'in sahip olduğu tüm kanat oyuncuları geniş alanda fulleli, dar alanda çift yöne çalım atabilen bileklerine hakim süratli oyuncular. Dolayısıyla söz konusu bu birebirler sarı lacivertlerin canını fena yakabilirdi. Üstelik çizgiye sarılarak oynayan bu kanat oyuncularının Fenerbahçe stoperlerini genişletmesi half space'te geniş boşluklar oluşturabilirdi. Ki Emre Belözoğlu'nun 8.5'larında Berkay ve Deniz gibi iki hücumcuyu kullanması amacının tam olarak bu olduğunu gözler önüne seriyor. Ama ve lakin kurt çalıştırıcı Jorge Jesus pres şemasını bu olası şekilde kurgulamadı. Nasıl kurguladığını sağdan bir örnekle göstereyim. Bu maçtaki ilk out atışı. Mahmut Tekdemir kalecisi Volkan'la paslaşarak kullandı. Batshuayi stoperlerin birinde, sonradan topa doğru hareketlenen Valencia da diğerindeydi. Kadrajda gözükmüyor ama Lincoln, Ömer Ali de, Biglia'nın başını ise Antiten bekliyor. Buraya kadar her şey öngördüğümüz gibi. Fakat İsmail Yüksek Berkay'ı, Başakşehir'in sol bekini ise İrfan Can Kahveci almış. İşte burası değişik. Bu noktada Deniz'in boş kaldığını düşünebilirsiniz. Ben de öyle düşünmüştüm. 5. dakika ve maçtaki ikinci kale vuruşu. Batshuayi, Valencia, Miguel Crespo ve sol beki alan İrfan Can. Aynı şeyi görüyoruz. Şimdi dönelim taktik tahtaya. Sağda gördüklerimizi yerli yerine yerleştirelim. Santraforlar stoper bekliyor. Lincoln öne çıkmış. Crespo Biglia'da. İsmail Yüksek tamam. Neydi? İrfan sol beke gidiyordu. Tamam. E nasıl? Deniz Türüç her halükarda boş kalıyor. Dön bir daha sahaya. Volkan topa değmeden evvel sağda demarke kalmış gibi gözüken Deniz Türüç'ün bir sonraki karede aslında şu oyuncu tarafından kontrol edildiğini görüyoruz. Kim ki bu? 10 dakika sonrasından bir başka out. Atış kullanılmadan önce boşta kaldığını sandığımız Deniz Türüç'ün top yükselip kadraj genişlediğinde yine aynı şahıs tarafından kontrol edildiğini görüyoruz. 37. dakikada kullanılan kale vuruşunda top yükseliyor. Yine aynı sahne. Bu arada bayağı da uzun boylu bir adammış bu. 42. dakikadaki out bir kez daha aynı şey. Az önce Deniz Türüç'e yanaşmış ve an itibariyle görev alanına dönmeye çalışan bu meçhul adam. Birçoğunuz artık anladı ama Mahmut'un kullanacağı ve herkesin kadrajda gözüktüğü bir başka out atışıyla şu bilmeceye bir son vereyim. Valencia stoper, Batshuayi stoper, İrfan Can sol bek, Antiten Biglia, İsmail Yüksek Berkay'da. Denize çıkan kimliği belirsiz bu şahıs Fenerbahçe'nin merkez stoperi Gustavo Henrique. Şaşırtıcı değil mi? Tamam, bu sırrı çözdük ama ben maçı izlerken bir başka versiyonunu daha gördüm. Çünkü Biglia başta olmak üzere oyun kurabilecek tüm orta sahalarının ağır pres altında olduğunu fark eden Emre Belözoğlu sol stoper oynattığı Mahmut Tekdemir'i bir maç içi hamlesiyle pas istasyonu olarak kullanmaya başladı. Belli bu ihtimale de kafa yormuş olan Portekizli bu hamleye İsmail Yüksek'i Mahmut'a kadar çıkararak anında karşılık verdi. Crespo onun yerini alırken Batshuayi Biglia'ya yapıştı. 5. dakika. Bats, Valencia, Crespo, İrfan. Berkay'ı alan kim? Uzaktan benziyor ama yok, İsmail değil bu kez. Bir başka sahne. Tam olarak dediğim bu. Bakın geriden oyun kurma anı. İrfan Can, Batshuayi, Valencia, Crespo artık burada. İstasyon Mahmut takımını çıkarmaya çalışırken gerilerden hızla bölgeye gelen aynı sarışın adam. Yine İsmail Yüksek olamaz çünkü İsmail Yüksek artık burada. Top bir kez daha Volkan Babacan'da. İrfan Can, Crespo, Valencia. Az önce belirttiğim gibi Batshuayi Biglia'nın başını bekliyor. İsmail yine Mahmut'a yakınlaşmış. Crespo'yu tandemleyen ve Berkay'a yaklaşmış olan yine aynı kişi. Ya bu Fenerbahçe çaktırmadan yeni bir ön libero mu transfer etti? Dakika 23'ten Başakşehir'in build-up yapmaya çalıştığı başka bir sahne. Altay hariç sağdaki 10 Fenerbahçe oyuncusunun tamamının gözüktüğü geniş kadrajda bu sırrı da açığa çıkaralım yine. Sayıyorum: Ferdi, Gustavo, Salay, Lincoln, Crespo, Valencia, Batshuayi, İsmail, İrfan Can. Kim kaldı geriye? Serdar Aziz. Bu artık üçlünün sağ stoperciliği falan değil bakın. Dediğim gibi bildiğin ön liberoculuk yapıyor. Yıllardır kornerlerde ve artık taç hücumlarında stoperlerin ileriye çıkarılması zaten alışkın olduğumuz bir duran top sahnesiydi. Ama out atışı savunmasında duruma göre stoperlerinizden birini ileri çıkarmak benim daha önce hiç görmediğim, duymadığım, maçı izlerken
izlerken böyle bir şey olabilir mi ya dediğim bir hadiseydi. Böylesi çılgınca bir metot da ön alan baskısıyla kafayı bozmuş George Jesus'a yakışırdı zaten. Topun olmadığı yere bakmaktan büyük keyif alan biri olarak onun takımını izlerken her hafta yeni şeyler görebiliyor ve her hafta sizlere yeni desenler gösterebiliyorum. İşte bu dahiyane pres şeması sayesinde Mahmut Tekdemir'i 11, Volkan Babacan'ı ise tam 23 kez uzun çıkmaya mecbur bıraktı Fenerbahçe. Biglia başta olmak üzere Başakşehir orta sahasının tamamının topla ilişkisi kesildiği için turuncular her zamanki kadar topa sahip olamadı. 0-65 arası topa sahip olma %54'e 46. Şutlarsa 6'ya 2 Fenerbahçe lehineydi. Ki o 2 şutun ikisi de Traore'den geldi. Zira en başta Başakşehir'in kanat tiplemeleri üzerinden bu durumdan bahsetmiştim. Ferdi'nin orada kalması itibariyle sağdan hiçbir sorun yaşanmazken Gustavo'nun prese çıkmasıyla birlikte Salay-Traore eşleşmesi göze alınmış mecburi bir riskti. Velhasıl rehber bir kez daha rakibinin işlerini zorlaştırmak için ortamı değiştirmiş, Çita'yı Afrika'dan alıp Sibirya'ya götürmüştü götürmesine ama kendi takımı da her zamanki üretkenliğinde değildi. 65 dakikada 6 şut. Bu alıştığımız Fenerbahçe ortalamasının altındaydı. Fakat bunu da kulübesiyle çözecekti. Bakın sarı lacivertlerin maçta toplam 14 şutu var ve bunun 6'sı 65 dakikada atılmış. Geri kalanı ise golün de geleceği 70-84 arasında. Yani başka bir deyişle Willian Arao, João Pedro, Emre Mor ve Diego Rossi değişikliklerinin ardından 14 dakika içinde 8 şut atmış bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Bu dakikalar aralığında sarı lacivertliler 131, turuncular sadece 60 kez topa dokunmuş. 2 katından daha fazla ve turuncuların Fenerbahçe kalesine en fazla yakınlaşabildiği noktalar ahanda işte bu ikisi. Bunun bir tezahürü olarak topla oynama oranları %76'ya %24'e fırlamış, Kanarya %89 gibi üst düzey bir başarıyla paslaşırken Baykuşlar %70 isabetle pas yapabilmiş. Yani Fenerbahçe bu 14 dakikada rakibini bildiğiniz hapsetmiş. Dolayısıyla 84'te gelen Rossi golü öyle uzaktan şans eseri atılmış bir gol falan değil. Onun öncesindeki 13 dakikada gol resmen geliyorum diye bağırdı. Arao'nun vurup Pedro'nun kafayı uzattığı, Emre Mor'un enfes çalımlarının akabinde bıraktığı enfes pasta Lincoln'un vurmakta ağır davrandığı pozisyonlar hep bu aralıkta yaşandı. Ki Uruguaylı'nın attığı estetik golün oluşumu da yine Volkan Babacan'ın uzun çıkmaya mecbur bırakılması sonucu gelişiyor. Kısa düşen bu pası toplayan Arao çabucak Rossi oynuyor. Bu arada Serdar Crespo'yu burada da görebilirsiniz. Çoğu zaman kötü şutları ve kaçırdığı gollerle hatırladığımız Rossi bu kez kusursuz bir vuruş yapıp takımının galibiyet golünü kaydediyor. Son dakikalarda Lincoln'un çalımla çıkmak isterken Kenny'ye kaptırdığı top Başakşehir'in maçtaki 3. ve son şutuna dönüşecekti. 90+3'teki bu son şut aynı zamanda turuncuların ilk ve tek isabetli şutuydu. Altay Bayındır bu defa gole izin vermeyerek hem bu maçta çok parlak bir performans ortaya koymayan Lincoln'u ipten aldı hem de taraftarına galibiyeti müjdeledi. Bu kez skor olarak değilse de JJ'in eşi benzeri görülmemiş deneysel işleri bakımından bir başka çılgın Fenerbahçe galibiyeti daha izledik. Bu galibiyetle birlikte puanını 23'e çıkaran Kanarya maç eksiğine rağmen haftayı liderlikle kapattı. Kaybetmek yok. Tuttur'da kaybeden ilk kupon 50 TL'ye kadar hediye. Her zaman her yerde onunla Tuttur. Pozisyonel ve taktiksel açıdan birçok farklılık olsa da ilk 11 olarak Okan Buruk'un kadro tercihinde bir önceki haftaya göre 3 değişiklik vardı. Micho yerine Sergio sahalara geri döndü, Yunus yerine Rashica oynadı, Mata yerine Kerem tercih edilip Mertens tekrar merkeze geçti. Nef stadyumundaki mücadele koreografi konusunda bir dünya markası olan Galatasaray taraftarlarının organize ettiği tribünleri çepeçevre saran oldukça anlamlı bir görsel şölenle başladı. Tribünlerdeki bu muhteşem manzara sahadaki sarı kırmızılı futbolcuları da sirayet etti ve maçın başlangıç düdüğüyle birlikte onlar da aşağıda bir şölen başlattılar. İlk yarım saat itibariyle Icardi, Mertens, Sergio başta olmak üzere Rashica ve Torreira ile sahaya kalite aktı. Kağıt üstünde 4-2-3-1 şeklinde okuyabileceğimiz bu Galatasaray takımı topu sete taşıdıktan sonra Mertens'in Icardi'yi ikilemesiyle birlikte 4-4-2 hatta top 3. bölgeye geçtiğinde her iki bekin kenar hücumcuya, her iki kanatın forvete yönlenmesiyle 2
4-4 olarak tanımlayabileceğimiz çok güçlü bir hücum takımı izledik. Ve bu sistem Jimbom'a gerçekten çok yakışmıştı, ancak kırmızı kart sebebiyle bu düzeni sadece 30 dakika izleme şansımız oldu. Kırmızı kartın gösterilme dakikası itibariyle ben maçı 3 eşit bölüme ayırdım. Galatasaray'ın çok güçlü ve iştahlı bir futbol ortaya koyduğu 0-30 arası, maçın dengeye geldiği ama sarı kırmızılıların üretme konusunda hala rakibinden daha üstün olduğu 30-60 arası ve Okan Buruk'un değişiklikleriyle orta sahanın tamamen Alanyaspor'a bırakılıp 2 puanın kaybedildiği 60-90 arası. Birazdan bu bölümlerin her birini ayrı ayrı irdeleyeceğiz ve o vakit bölümler arasında ne kadar dramatik bir fark olduğunu kendi gözünüzle göreceksiniz. Ancak maç gecesi Twitter'da gözlemlediğim üzere Galatasaraylılar hayli gergin ve öfkeli. Bilmiyorum, belki şimdi biraz daha sakinleşmişsinizdir ama yine de ya iyi güzel sağ içini konuşmaya çalışıyor, taktikten bahsediyorsun ama Sasha Boy atılmasa 4-5 olacak bir maç bu derseniz ben buna itiraz etmem. Evet, Galatasaray'ın bu maçı farklı bir skorla kazanamamış olmasının sebebi 10 kişi kalmasıdır. Fakat maçın 2-2 bitmiş olmasını kırmızı kart üzerinden tarif etmeyi tercih etmem. Çünkü benim penceremden sahada gördüğüm başka örüntüler vardı. Öyle ya, Galatasaray ne ilk kez 10 kişi kalıyor ne de son kez. Daha 3 hafta önce 11'e 10 oynanan Antep maçını kazanmıştı bu takım. Dolayısıyla kronolojik olarak ilerlemeliyiz. Zaten Kronos Grekçe'de zaman, logikse mantık anlamına gelir. O zaman hele şu çok güçlü futbol oynandığını söylediğimiz 0-30 arasını bir sindirelim önce. Maçın ilk yarım saatlik bölümünde topla oynama oranları %55'e 45 Galatasaray lehine. Pas başarı oranlarına baktığımızda %82'ye %75'lik bir isabet yüzdesi var. Ki Alanyaspor %86 ile ligimizin en başarılı pas yapan takımı. Fenerbahçe'ye 5-0 kaybettikleri maçın ilk yarısında bile %85 isabetle paslaşmışlardı. Dolayısıyla böyle bir takımın %75'e düşmüş olması zaten başlı başına Galatasaray'ın ne kadar şiddetli bir ön alan baskısı yaptığının kanıtı. Bu 30 dakikada Galatasaray'ın attığı şut sayısı 8, Alanyaspor'un 0. Pas sayıları ise 125'e 110. Bu pas teşebbüslerinin sahanın nerelerinde olduğuna bakarsak şunu çok net biçimde göreceğiz. Sarı kırmızılıların 125 pası sahanın tamamına homojen şekilde yayılmışken konuk ekibin pas girişimlerinin çok büyük kısmı kendi yarı alanında ve rakip 3. bölgeye pasla sadece bir kere geçebilmişler. Dolayısıyla evet, bu rakamlar bu güçlü futbolu çok net biçimde ortaya koydu. Konuya gol şansı açısından yaklaşırsak şutu olmayan Alanya'nın elbette gol şansı da yok. Galatasaray'ın ise irili ufaklı 6 tane gol şansı var. Dilerseniz bu gol pozisyonları üzerinden ilk 30 dakikayı konuşmaya devam edelim. Maçın henüz 3. dakikasında Mertens'in pasıyla topla buluşan Kerem Aktürkoğlu patlayıcılığını kullanıp şu kalabalığın içinden fake göstererek çıkıyor. Finalde topu Icardi'ye yuvarlıyor, ancak arkadan gelen Yusuf Arjantinli'ye vuruş şansı tanımıyor. Seken topu Mertens filelere gönderse de çizgiyi geçmeden önce Icardi'nin kalçasına çarpan top kural gereği offside oluyor. Bu pozisyonda dikkatinizi çekmek istediğim husus ceza alanındaki oyuncular. Kerem, Mertens, Icardi, bu da Raşitsa. 6. dakikaya geçtik. Başta 4-2-3-1 görünümlü Galatasaray'ın sette 4-4-2 hatta 2-4-4'e dönüştüğünden bahsetmiştim. Nelson, Abdülkerim 2, Sergio, Lucas ve kenar hücumcularına dönüşen her iki bekle 4, Kerem, Icardi, Mertens, Raşitsa 4. 2-4-4. Orta sahanın ortasında topla buluşan Mimar Sergio kafayı kaldırıp defansın arkasına koşu atan Raşitsa'yı görüyor. Kaleciyle karşı karşıya kalan Milot'un kötü kontrolü pozisyonun gole dönüşmesine engel oluyor. İlk goldeyiz. Top Sergio'da. Icardi, Kerem, Mertens ve Raşitsa olmak üzere Galatasaray'ın 4 ön oyuncusunun 4'ü de koşu gösterdi. Portekizli içlerinden Icardi'yi seçti. Icardi ayağının dışıyla Mertens'e usta işi bir pas attı. Kalecinin bacak arasına vuran Diris Galatasaray kariyerinin ilk golünü kaydetti. Dakika 16. 2-4-4'ü yine açıkça görebileceğiniz bir kare. Lucas Raşitsa'ya oynuyor. Kosovalı sırtını dönüp kenardaki Sasha Boy'u koşturuyor. Boy'un yaptığı orta çok iyi yere düşse de Icardi ve Mertens'in arasındaki bir anlık anlaşmazlık birbirlerini bloklamalarına sebep oldu. Daha 20. dakikaya yeni geldik ve dolayısıyla ikinci goldeyiz. Alanyaspor kale vuruşunu paslaşarak kullanırken şu oyuncu Lucas, bu oyuncu Sergio. Bir stoperde Mertens, diğerinde Icardi var. Bir beki Raşitsa burada gözükmese de diğerini Kerem almış. Müthiş bir Galatasaray baskısı. Runarsson hayli riskli bir pasla Efkan'a çıkıyor. Lucas'ı ensesinde hisseden Efkan sağ stoperine atmak isterken Sergio araya girip kafayla Icardi'yi asiste ediyor ve Icardi de Galatasaray formasıyla ilk golüne imza atıyor. 28. dakikada Kerem'in nefis pasıyla hareketlenen bu kez Kazımcan. Akıllı bir tercihle tüm defansın odağındaki Icardi'ye değil geriden süratle gelen Mertens'e doğru yerden çeviriyor. Belçikalı oldukça müsait durumda Runarsson'un üstüne nişanlıyor. İşte böyle hem rakamlar
oyuncularla hem pozisyon zenginliğiyle kanıtlanmış anlat anlat bitmeyen bir ilk 30 dakika. Galatasaray bu bölümü teoride 4-2-3-1, pratikte 4-4-2 oynadı. Aynı şekilde ikinci 30 dakikalık bölümü yani 30-60 arasının da fotoğrafını çekelim. Bu bölümde ise önce eksilen boyun yerine Kerem sağ beke, sol kanada ise Mertens geçti. Devamında Kerem orijinal yerine dönerken Mertens'in yerine Dubois girdi ve Cimbom 4-4-1 oynamaya devam etti. 30-60 arası topla oynama %34'e 66 Güney temsilcisine dönmüş durumda. 11'e 10 oynanan bu bölümde Alanyaspor pas isabet yüzdesinde kendi ortalamasına kavuşurken Galatasaray %72'ye düşüyor. Fakat tüm bunlara rağmen şut sayılarında 4'e 2'lik Galatasaray üstünlüğü söz konusu. Üstelik Alanyaspor şutlarından biri Kandeyeş'in yaklaşık 40 metreden vurduğu, diğeri ise 53'te Oğuz Aydın'ın vuruşunda Duba'nın ayağından sekip üst direğe çarpan top. Bu bölümde Galatasaray 91, Alanyaspor 205 tane pas yapmış. Ama yine noktalara bakarsak sarı kırmızılılar orta sahanın kontrolünü kaybetmediği gibi Alanyaspor'un pasla ceza sahasına girebildiği sadece 3 nokta var. Gol şansları ise ev sahibi 3, konuk ekip yine 0. Gelin o 3'üne hızlıca göz atalım yine. Dakika 38, rakip alanın ilk metrelerinde topla buluşan Rashica Mertens'e doğru defansın arkasına harika bir top atıyor. Belçikalı çekiyor, düzeltiyor ancak uzak köşeye yaptığı vuruşta Runarsson bir kez daha başarılı. Pozisyonun başına dönersek sağ bek Kerem, Nelson, Bardakçı, Kazımcan olmak üzere geri dörtlü haricindeki tüm sarı kırmızılılar rakip yarı alanda. İkincisine geçtik, top yine Rashica'da. 10 kişi Galatasaray'ın burada da 5 oyuncuyla hücum ettiğini görüyoruz ki bakın bu Lucas, Milo tam da ona oynadı. Torreira ayağının dışıyla arkasındaki Icardi'ye gönderdi. Icardi akıl dolu bir hamleyle topun üstünden atladı ve geriden gelen Mertens ceza sahası içinde topla buluştu. Vuruşunda bir kez daha kaleciyi geçemedi. Sonuncusu 52. dakikadan. 1, 2, 3, 4, 5 oyuncu aksiyon alanında. Bu Lucas 6. Hatta bakın 10 kişi Galatasaray'ın sol stoperi Abdülkerim nereye kadar çıkmış? Ön alan presiyle topu Fer'den kazanan Sergio, lob bir pasla Kerem'i pozisyona soktu ancak Kerem net bir vuruş açısı bulamadı. Tekrar ediyorum, Galatasaray 30-60 arasını da 10 kişiyle oynadı. Bunu neden bu kadar tekrar ettiğimi şimdi 60-90 arasını irdelerken çok daha iyi anlayacağız. Son 30 dakikalık bölümde topla oynama oranları %21'e %79 gibi kabul edilemez bir noktaya geldi. Pas başarı oranı ise Galatasaray'ın %66'ya kadar düşerken Alanyaspor'un %89'a yükseldi. O bölüme dek sadece 2 şutu bulunan Alanyaspor 13 tane şut attı son 30 dakikada. Yani neredeyse her 2 dakikada bir Muslera'nın koruduğu kaleye gitmişler. Sarı kırmızılılar bu aralıkta yalnızca 65 pas yaparken Alanyaspor neredeyse 4 kat daha fazla pas yapmış ve gol şansları. Biri Kerem Aktürkoğlu'nun defans arkasına kaçıp kalecinin üstünden aşırtamadığı, diğeri Frederik'in pasında Emin Bayram'ın son dakikada kaçırdığı olmak üzere 2 gol şansı bulan Cimbom bu son bölümde Alanyaspor'a tam 8 gol şansı vermiş. Peki neden? 30-60 arasını da 10 kişi oynayan Galatasaray'la 60-90 arasını 10 kişi oynayan Galatasaray arasında nasıl böyle bir dramatik fark oluştu? Kazımcan'ın sakatlığıyla birlikte oyuna giren Berkan Kutlu'yla Galatasaray 4-4-1'i bir süre daha devam ettirdi ancak takibinde Galatasaray o kanattan üst üste 2 pozisyon verip üstüne bir de frikikten gol yiyince Okan Buruk 71. dakikada o geri dönüşü olmayacak hamleyi yaptı. Rashica yerine Micho, Sergio yerine Emin Bayram. Bilmiyorum maçı izlerken gördünüz mü ama kameraların ona çevrildiği bir bölümde elleriyle 5-3-5-3 yaptığı bir enstantane var. İşte bu değişikliklerle birlikte Galatasaray 5-3-1 şeklinde düzen aldı. Berkan orta sahaya geçerken Kerem sol bek oldu. Beşli hatla iyice geriye yaslanan takımın orta sahasındaki 3 isim Lucas, Frederik, Berkan. Bu bölümdeki pasların 65'e 231 olduğunu söylemiştim ama bakın nerelerde bu paslar. Galatasaray'ın 65 pasının sadece birkaç tanesi merkezde. Buna karşılık Alanya merkezi tamamen domine etmiş. Ben bu bakımdan Emin'in oyuna girişiyle orta sahadan eksilmenin çok kötü bir fikir olduğunu ve 2 puanı kaybettiren sebeplerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Bir diğer sebepse Berkan'ın orta sahaya Kerem'in sol beke geçmesi. Hem Berkan Kutlu maçı %17 gibi yeşil sahalarda çok ender rastlanacak bir pas başarı oranıyla tamamladı. Hem de göreceğiniz üzere son 30 dakikada Alanyaspor Galatasaray'ın solunu maden bulmuş gibi işledi ki zaten beraberlik golü de oradan geldi. Galatasaray bu maçı 30-60'ı oynadığı gibi oynamaya devam etseydi 10 kişi kalmasına rağmen maçı rahatlıkla kazanabilirdi. Tabi buraya bir şart düşüp 58. dakikada Kazımcan'ın sakatlanması ve kadroda başka sol bek orijinli bir oyuncu bulunmamasının bir şanssızlık olduğunu söylemek lazım. Fakat Okan Hoca'nın yaptığı değişiklikler takıma olumlu anlamda hiçbir şey
çiğ katmadığı gibi Alanya Spor gibi topu tamamen onlara bıraktığınızda oyunu domine edebilen bir rakibin işlerini kolaylaştırmış oldu. Nitekim Galatasaray çok rahat kazanabileceği bir maçta bir puanla yetinmek durumunda kaldı. Kaybetmek yok. Tuttur'da kaybeden ilk kupon 50 TL'ye kadar hediye. Her zaman her yerde onunla tuttur. Siyah beyazlılar için Hatay deplasmanında galip gelmek, son 5 resmi maçından tek galibiyet çıkarmış olmaları itibariyle hayati önem taşıyordu. Çünkü bu tip maçlarda büyük takımlardan bir reaksiyon bekleriz. Önce geçtiğimiz haftaya geri dönmemiz gerek. Vodafone Park'ta oynanan Trabzonspor maçının bitmesine yakın başlayan protesto, maç bitimiyle birlikte tribünlerin çoğunluğunun katıldığı bir istifa çağrısına dönüşmüştü. O akşam Özgün'le kendi aramızda yaptığımız sohbette şunu konuşmuştuk. Bu ilişki artık onarılamayacak şekilde kırıldı ve buradan geri dönmesi gerçekten çok zor. Evet, bazı Beşiktaşlılar sezonun ilk maçından bu yana, hatta bırakın sezonu, hazırlık kampından bu yana Valerian İsmail'i sosyal medya üzerinden eleştiriyordu. Ve 5. haftadan itibaren bu eleştirilerin dozu her geçen gün giderek yükseldi. Fakat sosyal medya gerçekle yanlışı birbirinden çok kolay ayırt edebileceğiniz bir mecra değil. Hangi tagin suni gündem, hangisinin gerçek olduğunu anlamak kolay değil. Sosyal medyada gördüklerimiz insanların gerçek hayatları değil. Ama tribün, tribün gerçek. Dolmabahçe'deki o ikonik yapı sanal değil. O mabet gerçekten var ve orası Kartal'ın evi. Tribüne giden taraftarların oradalarken Getson'un vekili, İsmail'in avukatı, Şenol Güneş'in aşığı gibi avatarları yok. Maçlara paso kartlarıyla girdikleri gerçek bir kimlikleri, gerçek bir isimleri var. Üstelik bu taraftarlar Norveç'ten de gelmiyorlar. İşte Trabzonspor maçıyla birlikte sanal ortamdaki tepkinin real ortama sirayet ettiğini gördük. Elbette bu noktaya bir günde gelinmedi. Hocanın sezon başından bu yana takımın iyi top oynadığı maçlarda dahi çok büyük bir destek almadığı ortada. Öte yandan sezona yüksek oktanla başlayan Beşiktaş'ın oyun olarak 6. haftadan itibaren kademeli şekilde geriye gittiği de ortada. Valerian İsmail'e olan güven ve kredinin günden güne azalması çok doğal olarak oyuncu grubunu da negatif etkiledi. Zaten büyük camialarda yaşanan bu tip huzursuzlukların sahada oynanan futbolu etkilememesi imkansız. Sorun şu ki tribünlerin memnun edilemediği bir ortamda protestoların hedefi çabucak değişebilir. Bugün hoca ıslıklanırken ertesi hafta İbre yönetime dönebilir. Ve efsane İngiliz Sir Bobby Robson'un konuyla ilgili harika bir özlü sözü vardır. Eğer beyaz mendiller sizin için sallanıyorsa fazla endişelenmeyin. Başkanınız size sahip çıkar. Ancak beyaz mendiller başkan için sallanıyorsa siz iyisi mi yeni bir yer bulun. Beşiktaş taraftarları her halükarda öncelikle takımını desteklemek için tribüne gidecektir. Fakat işlerin kötü gittiği senaryoda protestoların şiddeti giderek daha da artabilir ve iç saha maçları her iki tarafa, en çok da Beşiktaş'a zarar veren bir noktaya ulaşabilir. Bu düzlemde düşündüğüm zaman Valerian İsmail görevinin başında daha ne kadar kalabilir sorusuna ben çok uzun değil gibi bir cevap verebiliyorum. Eğer olur da buradan bir dönüş yaşanırsa ortaya gerçekten inanılmaz bir hikaye çıkar, ama ben mevcut haliyle bu hikayeye bir isim verecek olsam adı Nasip değilmiş olurdu. En başından beri Valerian İsmail ile Beşiktaş taraftarı arasındaki net doku uyuşmazlığının ortadan kalkmasının yegane yolu sahada iyi sonuçlar alınmasından geçiyordu. Doğrudur, Beşiktaş taraftarının hocasını eleştirme sebebi skorlar değil, oyunu ele alış şekli. Ama bir de şu açıdan düşünelim. Başakşehir maçında Emre, İstanbulspor maçında Ersin kapattıkları köşeden birer tane eksik yeseler. Trabzonspor maçında Masu kendisine yakışmayan o basit hatayı yapmasa Beşiktaş bugün 5 puan daha fazla toplamış olabilirdi. Ve bu 5 puan onları liderlik koltuğunda oturtuyor olurdu. Bu demin söylediklerim gerçekten ekstrem şeyler değil. Çok olası senaryolardı, olmadı. İşte tam da bu yüzden bu hikayeye verdiğim isim Nasip değilmiş. Beşiktaş an itibariyle hala ürettiği gol beklentisi bakımından Fenerbahçe'nin arkasında lig ikincisi. Kalesinde verdiği XG bakımındansa 19 takım arasında en iyi dereceye sahip. Avrupa liglerinde de düzenli olarak istatistik takibi yapan biri olarak şunu söyleyebilirim. Kalesine bu kadar az şut attıran bir takımın bu kadar çok gol yemesi gerçekten pek nadir karşılaşılan bir durum. Eskilerin bir lafı vardır. Ters gitmeye görsün bir kere insanın işi, muhallebi yerken bile kırılır dişi. Galibiyete bu kadar şiddetle ihtiyaç duyduğu bir ortamda 30. saniyede golü bularak adeta maça 1-0 önde başlamıştı aslında Beşiktaş. Salih'in topu Muleka'ya aktardığı esnada Ali'nin gösterdiği yalancı koşu, Muleka'nın sanki Enkudu'ya oynayacakmış gibi içe çekip terse bıraktığı harika ara pas ve Hollandalı dev adamın topla ilk buluşmasında sarstığı fileler. Golün verdiği moralle ilk 10 dakikada rakibi üzerinde ciddi bir baskı kuran ve bu bölümde %70'e %30 topa sahip olup rakip kaleye 4 şut atan Beşiktaş 3 kez
kez de korner kullandı, hatta bir de penaltı kazandı fakat offside sebebiyle iptal oldu. İşte bu bölümdeki baskı ilk yarının tamamına yayılabilseydi maçı kopartıp farka koşabilirlerdi ama bu iştah sadece 10 dakika sürdü. En başta Valerian üzerindeki baskı ve protestoların oyuncu grubunu da etkilediğini, büyük takımlardaki bu tip huzursuzlukların saha içine yansımama ihtimali olmadığını söylemiştik. Hatırlarsınız ligin ilk haftalarında koşmaktan keyif alan bir oyuncu grubu hem savunmada hem hücumda süratle çoğalan bir Beşiktaş takımı vardı, öyle değil mi? Yenilen ilk gole bakalım. Kaleciden gelen uzun topta El Kabi Rozier'i sırtına alıp döndü. Kadrajda Beşiktaş geri dörtlüsü ve 3 Hatay sporlu var. Burada maç saati 49.17. El Kabi bu topu biraz sürüp Lobanisse'ye attı. O da ters kanattaki Kamil Ahmet'e oynadı. Çörekçi bu topu tekte kontrol edemedi, ayağından açtı. Evirdi, çevirdi ve tekrar düzelttiğinde maç saati 49.32 idi. Aksiyon alanına dönebilmiş tek oyuncu Joseph de Souza. Ne Masuako orta yapan Ahmet'i rahatsız edebildi ne de stoperler bomboş kafayı vuran Zé Luiz'i. Rakip çok çabuk gelir anlarım. Maçın son dakikalarıdır ve artık geriye koşacak mecaliniz kalmamıştır, onu da anlarım. Ama fizik gücü ve geri koşma isteğiyle övdüğümüz Beşiktaş soyunma odasından henüz 4 dakika önce dönmüşken şu koca 15 saniyede geri koşamadı. Bir Valerian İsmail takımından koşu kalitesini de çıkarırsan geriye zaten ne kalır ki? Valerian İsmail maç sonunda bazı oyuncular Beşiktaş'ta oynamanın ne demek olduğunu daha iyi anlamalı şeklinde bir açıklama yaptı. Haksız mı? Valla şu görüntülere bakınca pek de haksız sayılmaz. Ama bu açıklamaların zaten onarılamaz boyutta olan bu ilişkiye herhangi bir faydası var mı? Bence yok. E ne diyelim? Nasip değilmiş vuslat. Bulabilirsen taksideyken tuttur. Taksiden in, en sevdiğin şarkıyı dinlerken tuttur. Evrende ne kadar küçük olduğumuzu düşünürken tuttur. Sonra eve dön, yoğurtlu bulgur yerken tuttur. Yaşadığını hisset, canlı canlı tuttur. Her zaman, her yerde, anında tuttur.